Diğer taraftan ise Dark Phase zaten alt koridoru kesinlikle agresif oynamak zorunda. Burak'ıma karşı iki tane menzilli şampiyona sahipler yapabilirler. Bakalım vadeye nasıl yansıyacak. Bakalım günün dördüncü karşılaşması başlıyor. Çok bedavadan bir orada Sihirdar büyüsü de alabilirler. Ve bir sonraki ölüm cezası gerçekten ölümcül olabilir. Alt koridordaki agresiflik bu arada ormancının ejderhaya rahatça girişini sağladı. Şimdi Shavikateme arkaya da bıraktı. Fener'i sıçrayla beraber oyunu yapıyor. Ölüm cezasıyla yalnız Varus'u yakaladı. Koldra sıçratmak zorunda kaldı. Şimdi yalnız Shavikateme'i sersemleyecek. Muhtemelen ilk kan göreceğiz. Graves. Graves'e gidiyor ilk kan. 113. Çıkma ihtimali daha fazla olacaktır oradan. Ölüm cezası tuttu bu arada. Remyo'yu bir de ultiyle geri çekmeyi başardı Maximilian. Son otomatik saldırı da geliyor. Shavikateme Maximilian işbirliğinde müthiş bir sonuç onlar adına. Fastlag sadece uzaktan izleyebilecek. Şimdi Varus ışınlanla beraber alamet alanına doğru geldi. Şimdi arkadan 113 de geliyor. Ocağın çağrısı da kullanıldı. Kim aldı burada alameti? Alametin gözü kime gitti? Sanıyorum burada Ozkan'a gitti ama geri dönüş savaşında Sup şu ana kadar hasarı çıkaran taraf, skorları da arka arkaya almaya başlayacaklar gibi gözüküyor. Jairus da düşecek. Yalnız Prime alanın içinde çok iyi oynuyor. Remyo'yu da yakaladı. Aatrox kötü giden savaşın kaderini tersine çevirdi. Skewer da yakalayacak gibi gözüküyor. Skewer en azından Ozkan skorunu istiyor. O da mümkün olmadı. Ozkan'ın aldığı alametin gözünün yanında 3 skorda çıkartmayı başardılar oradan. Yani hele hele Prime böyle hasar vermeye devam ederse işleri iyice zor. Maximilian'ın sıçra ulti 113 almaya yeterli olacak mı? Hayır, 113. Güzel ulti kullandı yaz. Prime o kadar hızlandırdı ki kendini. 113'te sıraya girecek, o da düşecek. Alt koridordan bu arada ikinci kuleyi çıkartmayı başardı diğer üçlü. Kontrolünü tamamen rakibine kaptırdı Papara Supermassive Academy. İşler Papara Supermassive'in hiç istediği gibi gitmiyor. Dark Passage Academy ise şu ana kadar oyun planını yerine koyabilmiş gibi gözüküyor ve Orihan da bu arada. Sıçrayla gittiği noktada musibet zincirine yakalandı. Düzeltiyorum, sıçrası yoktu Maximilian'ın. Tabii skorun da burada call rate etmesi iyi haber. Shavikateme'nin başı derde girer mi derken ölüm cezasını tutturan da oldu. Şimdi arkada oku gelmeyi başardı Koldra. Fena olmayan bir hasar da verdi. Ocağın çağrısı bu arada. Skorun alınması için yeterli oldu mu? Hayır. Prime arkada durdurulamıyor. Sıraya dizdi. 2'de 2 daha yaptı. Bir anda bir sezon boyunca akademide oynadı. Orada şampiyonluk yaşadı. Ondan sonra 1907 Fenerbahçe orta koridor görevini üstlendi ve yani takım savaşına, takım arkadaşa girdiği sürece her şey yapabilir. Şimdi orta koridorda aksiyon çıktı bu arada ve yakalanan Jairus Koldra tarafından düşürülüyor. Bu savaşa henüz Prime'ın giremediğini belirtelim. Prime yalnız bu savaşa girdiğinde cebinde 2300 altında girecek. Regarnur tersten geliyorlar. Evet, ters taraftan geliyorlar. Prime Maximilian girdi yalnız. Prime'ın tekrardan söyleyelim 2300 altını var cebinde. Onları bile harcama fırsatı bulamadı henüz. Onları da harcasa neler olacakmış hasara acaba? Hasara bakar mısın? Fastlag de alabilecek mi? Fastlag de oradan çıkıyor. Prime oradan aldı. İki tane skorla yetinecek mi? Az güzel bir ölüm cezası geldi Shavikateme'den. Skewer'da almaya çalışıyorlar. Prime düşerse eğer ayrı imkanı yok. 700 altınlık ödülünü alamadılar Prime'ın. Direkt ana taşıyıcı olarak söylüyorum. Yani Korkin'in hasarının hatı sayılır kısmı yetenek gücü ama bu arada Skewer Maximilian tarafından düşürüldü. Pozisyonun nerede olduğunu görmüyoruz ama alt koridorda olduğunu tahmin ediyoruz. Orada bir kuru kafa var. Muhtemelen o Ornn'a ait. Ve şimdi yakalanan orada Ornn hızlı eriyecek. Tank olması beklenen bu Ornn vadiden o kadar hızlı silindi ki. Ve Maximilian yalnız şimdi çok kötü pozisyonda yakalanabilir. Freljord karşılaması 113'te geldi. Meydanda ayağı yükleri birikmeye devam ediyor. Maximilian'ın ırtısı skor alınması için yeterli olmayacak. Maximilian skoru evet belki geldi ama diğer tarafta Alev ruhuna doğru emin adımlarla ilerleyen Dark Passage Academy. Kalista Trundle işbirliğinde de bu ejderi kaptırmayacaktır. Supermassive bu baronu bırakıyor gibi gözüküyor. Burada çıkacak bir savaşın onlar için iyi sonuçlanmayacağının farkındalar. Ve Alev ruhunun ardından baronu da alan Dark Passage tarafı Supermassive'den iki kişi bu çalıda geri dönüyor. Biri geri dönmeyi başardı ama 113 o kadar şanslı olmayacak gibi gözüküyor. Hızlı tetik var mı yalnız koşu yoluna? Çok güzel bir buzdan sütun. Bir de arkada Remyo yakalamayı başardı Valkyrie ile beraber. Paketli Valkyrie ile beraber oradan çıkacak Remyo. Çok doğru bir eşya tercihi. Maximilian geri dönüyor. Işınlan'la beraber bu minyonlardan birine, hatta en öndeki minyona gidecek. Yalnız mükemmel buzdan sütun. Skewer'ın ocağın çağrısını ikinci kafaya atmasını engellemeyi başardı burada. Oğuzkan gerçekten çok iyi bir oyun geçiriyor. Çok ve temiz oyun. 26. dakikanın içindeyiz. Maximilian temiz oyun dememizi fırsat bilip anında lafı ağzımıza yapıştırdı. Yani
son bir artık burada defansını göstermek zorunda Paparos'u kurması akademi bakalım. Ama burada bir savaş yapmamayı tercih ediyorlar şu ana kadar. Şimdi bir savaş zamanı. Xavi Katami bu noktada Mikel'in kazanını kullandı. Ulti boşa gitti. Ozkan canını azalttılar ama herhangi bir sonuç alamadılar oradan. Şimdi Prime üzerlerine doğru koşacak mı? Tabii ultisinin gelmesine çok az var. Ultisi geldiği anda 4 tane rakibinin üzerine doğru gidebilir. Ceyrus yakalandı bu arada. Çıkabilecek mi oradan? Zelfener'i bir kez daha güvenliğe uzaklaştı. Orion ultisini. Maximilian az önceki hatasını öyle bir telafi etti ki. 3 kişilik harika bir ulti. Prime de bu muazzam oyununu harika taçlandırıyor. 11-0-4. Düzeltiyorum. 12-0-4. Aatrox'tan müthiş oyun. Kazanan Dark Passage Academy.